Serdar. Evet. Sen de haber trafiğini yaptın. Siyah beyazlı taraftarlar, burada her programda şöyle açıyoruz cümleyi. Şenol Hoca ile yatıp Şenol Hoca ile kalkıyorlar. Ona sonsuz inanıyorlar. Sonsuz güveniyorlar. Yönetiminde biraz sanki böyle transferde çok aceleci davranmamayı, ki Beşiktaş yönetimi bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. Aceleci davranmıyorlar. Sakin, yavaş yavaş davranmaları da, böyle davranmaları da çok önemli bence bir kulüp için. Beşiktaş takımı, bak sen geçen burada yayında bir şey söyledin. Ne dedin? Bazı sürpriz isimlerin satışına hazır olsun Beşiktaşlar dedin. Haber senin. Evet. Onlardan bir tanesi Gedson Fernandes dedin. İhtimali var dedin. İhtimali var. Gedson iyi para kazandırabilir Beşiktaş'a. Değil mi? Doğru. Saiz para kazandırabilir mi? İyi para kazandırabilir mi? Gitmek istiyor. Gitmek istiyor. İki. Hadi yani iki. İngiltere'ye dönmek istiyor diyelim daha tamam. Doğrusu. Şimdi burada Beşiktaş'ta gidecekleri mi? Biz bir konuşalım. Önce bir gidecekleri. Sonra gelecek kimler? Belki Ahmet Selim de soru sorabilir bu noktada. Belki onun da bir duyumu vardır Beşiktaş'la ilgili deyip seni biraz Beşiktaş'ta yoralım. Yani şimdi tabii önce gitmek isteyenler içerisinde teklif alanlar, yani Saiz, teklif alması muhtemel isimler, Rozier, Gezal, Arap coğrafyasından. Saiz abi İngiltere'den teklif bulabiliyor mu? Devre arasında Nottingham Forest'tan gelmişti. He, o tarz aslında takımlar. Gitmek istiyor. Tabii. O İngiltere, ülke Anladım. Olarak orada yaşamak istiyor. Yani İngiltere liginde çok oynadı. Orayı istiyor, orayı seviyor. Belki Türkiye liginde yapamadı. İstememesi normal. Yani kimisi takım ismiyle ilgili bir durum değil. Yani benim Beşiktaşlı istemiyorum gibi tabii. Durum değil. İngiltere'de yaşamak istiyor. Yani tamamen kendi kararı, yaşamak istemesi nedeniyle. Ya bir yılda şundan sordum abi. Bir yıl daha yaşlandı. Premier Lig'den belki istediğini bulur. Gene küme düşme adaylarını da belki bulabilir ya ama. Zaten onun amacı o ligde olmak. Belki de Championship'e de okey der ama artık. Diyebilirler abi Championship. Zaten dediğindeki küçük bir lig değil tabii ki. İyi bir lig. Bize yani. Göre çok iyi bir lig. Tabii tabii. Bir de şu var hani yaşam olarak orayı tercih ediyor İngiltere'yi. Şimdi tabii önce bunlara bakılır. Gelen teklifler bir para getirecek kasaya. Şimdi ama Gedson Fernandes ile ilgili resmi bir teklif yok. Antetik kağıt içerisinde bir teklif gelmedi. Onu eklemekte fayda var. Bence şu an Beşiktaş'ta birinci gündem Redmond. Benim de bugün işte konuştuk. Redmond'un kalmaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk yapılan görüşmeler gayet olumlu geçmiş. Şimdi tatilden dönmesini bekliyor. Hani Redmond konusunda hem hoca hem de yönetim bayağı bir umutlu. O kalma ihtimali %50'nin üzerinde ama %100 değil tabii ki. Çünkü burada çok mutlu oldu o da. Bir de İstanbul'u çok sevdiler. Yani kendisi bir kere çok sevdi. O nedenle burada kalıp yeni bir kontratta devam etmek istediğini söyleyebiliriz Redmond'u. Gelecek olanlarda Amartey ismi var. Hem stoper hem defansif orta saha oynuyor. O biraz ön plana çıktı son iki günde. Bayağı bir ön plana çıktı. Kondogbia ismi bayağı bir ön plana çıktı. Yani birincisi bu iki ismi onaylı. Yani teknik heyet bu böyle isimleri bu kadroda görmek isteriz. Bizim oyun anlayışımıza, bizim kadro yapımıza güç katar. Ama Şenol Hoca sürpriz bir şekilde 2-3 tane de Türk futbolcu alabilir. Yani banko oynayabilecek. İlk 11 seviyesinde işte 8+3 devam ediyor. Gerekirse 7+4 yapacak. Çünkü bir tanesi Mert Günok. O nedenle banko oynayabilecek Türk istiyor kadroda. Sayalım şimdi yerleri. Mert 1. Talha gelirse 2. Ama o ne zaman gelecek? Tabii o geldiğinde gelirse, bir de nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Hadi onu düştük. Mert 1. Cenk o da yok. Tabii Cenk de şimdi kampa yetişiyor. Ama kampta tabii takım idmanlarının olmayabilir ama kampa geliyor Cenk. Tabii onun da hani çok büyük bir sakatlık değil. Ama tabii ki o da ligin ilk haftasında kamp yemiş gibi futbolcu gibi hazır olmayabilir. Salih'i koy 2. Belki alacağınız adam Salih'i kesecek bilemiyoruz. İşte
o mevkiye mi yerli almalı sence? Birçok mevki. Yani orta sahaya bir tane zaten doğrudan oynayabilecek bir yerli bakıyorlar. Getson satılır mı Serdar? Şu an teklif yok ama iyi bir rakam gelirse 30 gibi. Geldi mi geliyor mu bak sen? Daha gelmedi. Ama bekliyorsun. Ama Lazio ile bir bağlantı kuruldu. Menajerleri Lazio ile görüşüyor. Ahmet Bulut muydu o? Mendes, Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut. Hatırlıyorum da onu Çaykur Rize'ye Tahir Kıran döneminde Ahmet Bulut getirmişti. Evet. Getson'u. Değil mi Selim? Evet, evet. Tabii ki. Ve Rize'nin, önemli bir transfer. Çok büyük bir transfer. Yaptığı önemli bir transfer. Yani bugün Getson gelirse 30 mu 25 mi dediğimiz adam Rize'de oynadı. Vallahi öyle. Getirdi. Yani o büyük, bir iyi bir oyuncu. Yani geçtiğimiz sezonun 11'inde ilk 11'e konulacak bir isim. Şöyle 11 derken Beşiktaş'ın 11'i değil ha. Sezonun 11'i. Tabii, yani Galatasaray'ın futbolcularının da Fenerbahçe futbolcularının da olduğu bir 11'den bahsediyorum. Kadıköy'de müthiş bir maç çıkartmıştı hatırla. Bak santrafor bakıyorlar. Ne için abi? Ne için? Cenk Abubakar yetmiyor. Tamam Cenk Abubakar var da genç bir santrafor bakıyorlar. Yedek kulübesinde kalmayı sorun etmeyecek. Çünkü Muleka'nın da bir satışı olabilir. Öyle bir santrafor da bakıyor. Şimdi Abubakar'la Cenk'le 3 kulvarda koca sezon. Bu adamların da dinlenmesi lazım. Bu adamları sürekli oynatırsan ya sakatlanırlarsa? Sonuçta genç bir santrafor bakıyorlar. 3-4 tane aday var. İngiltere'den var, Almanya'dan var. Zaten bu, bir tanesi genç değil. Yani 26-27 benim için genç santrafor. Artık 37 yaşında santraforlar Aynen. transfer ediliyor. Zlatan 40'ta bıraktı değil mi? Evet. Zaten oynardı. Yok. Burak Yılmaz da oynardı. Dostum genç santrafor çok nadir zaten dünya. Ya genç derken şu çıkma şu olmaya başladı. Biraz kaleciliğe dönmeye başladı forvet konusu. Nasıl hani kaleciler belli bir yaştan sonra böyle daha olgunlaşır, daha böyle şimdiki, tecrübe artar. Şimdi forvetlerde de bu olmaya başladı. Şimdiki futbolcuların anlayışı artık farklı. Yani kafalarında 35 geldi mi ben futbolu bırakırım diye bir şey yok. Evet. Bir de santraforlar şunu biliyor. Dünyada transferde kulüplerin en çok sorun yaşadığı Doğru. yerlerden biri oyuncu bulmakta santrafor. Ben de santrafor olsam niye futbolu bırakayım ki? Gidebilirim kadar giderim. Evet. Şimdi Zlatan İbrahimovic 3-4 sene daha orada burada oynardı. Arap liglerinde falan oynardı. Şey dedi ama gerçi. Menajerim olsa devam ederdim. Raiola, Mino Raiola evet, olsaydı devam ederdim menajeri. Zaten dedi. O beni zorlardı dedi. Yani komisyon alacak çünkü. Evet kendisinin hani çok şey olmadığı için bıraktığını, menajeri yaşasaydı devam edeceğini söyledi resmen. Yani Ceyhun Kazancı yakın zamanda bir İspanya'ya bir kez daha gidebilir. Yakın zamanda İngiltere'ye gidebilir oyuncu transferi için. Birisi işte Kondogbia, birisi Amartey. Bunlar şu an konuşulan insan ama Redmond şu an için oradaki gelişmeler Beşiktaş yönetimini ve teknik heyetini sevindiren gelişmeler. Eşi hamileydi, kalmak mı istemiyordu? Öyle bir haber okumuştuk. Benim bugün duyduğum Redmond'da önemli bir aşama kaydetmişler. Bir ara çünkü Fenerbahçe'ye de arada, şey yaptılar. Bu arada adı geçti. Yani şu an bak şu an Şenol Güneş şu an belki de yeni bitmiştir o toplantı. Bir takım toplantılar yaptı bugün. Bir dahaki sezonla ilgili. Sürekli toplantı yapıyor. Sürekli görüşüyor ekibiyle. Şenol Hoca mesleğe yeni başlamış gibi hırsı ve heyecanlı evet, zaten bu dönüşünde. Evet, hassas. Çok heyecanlı yani. Hocam. Bayılıyorum. 4-5 gün tatil yapıp. Ben şeyde çok takdir ettim. Milli tamamen takımda işe odaklanan bir bana göre olur. Herkesin kariyerinde inişler olur, çıkışlar olur. Bir dip nokta yaşadı milli takımla birlikte. Oradaki eleştirilerin hepsini alıp onlara bir şey yapmış. Yani cebine koymuş. Cebine koymuş yani. İşte oyuncu iletişimi, kamuoyu iletişimi vesaire. Bu yaşlarda bunları yapabilmek hele bizim ülkemizde. Bizim yani ülkemizde evet. şey çoktur ya. Büyüksün, kralsın, hep doğrusun. Hani bizim ülkemizde bunu yapabilmek gerçekten takdir edilesi yani. %100 katılıyorum. %100. Yani Şenol Hoca bu takımın her şeyi. Pekala burada bizim o gün Şahinoğlu da söylemişti ya. Ceyhun Kazancı İspanya'ya gitmiş. Barcelona'da görüşmüş. Ceyhun Kazancı tatil dedi. Ben de diyorum ki sportif direktör yazın tatil yapmaz. Evet ya o zaten. Transfer dönemi. Yani tatil görünümlü bir de ziyaret gibi duruyor sanki. Biz şimdi tabii sonuçta olanı anlattığımız için abi işte görüşme oldu, buluşma oldu. Hep böyle her şey böyle bir planlama üzerinden geçmiyor yani. Atıyorum iki başkan bir yerde denk geliyor.
Al sana transfer görüşmesi, orada ayaküstü 5 dakikada iş bitiyor. Yani bu işler de öyle ama İspanya'ya tatili gittiyse sadece işten çok tatil belki yapacağı için tatil olarak adlandırıyordur ya yani. Ya hocam şimdi şu anki gündem Amartey değil mi? Haziran'dayız. Ağustos'ta bakmışsın başka bir adam geldi. E tabii ki. Neden Türkiye'deki transfer tahtası Avrupa'dan bir hafta sonra kapanıyor? Şimdi İngiltere'deki, Almanya'daki, İspanya'daki o kadronun dışında kalan oyuncular işte kiralanacak. Hatta maaşın bir kısmını sen öde, bir kısmını ben ödeyeyim. Ona dönüyor iş. İşte Milan'daki Rebic örneğin. Kuzyaev, Rebic mi orada? Kuzyaev, Rus futbolcu. Bak Kuzyaev'i unuttum. Amartey, Kuzyaev, Kondogbia, Rebic. Dördü ciddi derecede var. Ama illa bunlar mı olacak? Hayır. 3 gün sonra, 4 gün sonra bu isimler gündemden düşebilir.